Aspor.com.tr'den de bu açıklamaların tamamını bulabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Fatih Hoca e, ne dedi? Oğulcan, Ali Yavuz, Taylan, Kerem ve buna benzer genç oyuncular mutlaka çıkacaktır. Zamanı iyi bilmek lazım. Daha gençlerimizden sürprizlerimiz olacak. Onlar insanı başka sevindiriyor. İnşallah böyle devam edecekler dedi. Birinci gol Cagney'e nasip oldu. Hayırlı olsun. Büyük ve önemli bir rakam. Galatasaray'a ve bana hayırlı olsun. Gurur verici bir olay. Asıl olan muhakkak 3 puan ama iyi oyun, hücum isteği, atak devamlılığı ve oyunu domine eden bir takım olarak oynamak ayrı bir zevk veriyor. Onun için oyuncularımı kutluyorum. İnşallah böyle devam edecekler ifadelerini kullanıyor. Tabi yabancı sınırıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar var Fatih Hoca'nın. Futbolcunun kimliğine bakılmaz diyor Fatih Hoca. İyi futbolcu oynar. Yabancı sınırıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar çok ses getirdi hocanın. E, Ömer Hoca da e, gereksiz kırmızı kartlarla ilgili futbolcularımızı uyarmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Ve e, bu mağlubiyetten ders çıkartacağız dedi. Savaşla başlayalım. Hemen Ömer Hoca ile başlayalım. Evet doğru bu mağlubiyetten ders ve gereksiz kırmızı kart oyuna sonradan giren bir oyuncu. Gökhan'ın evet. iki sarı kartı bir de ikinci sarı kartı. 58'de itiraz... oyuna girdi. 74'te sarı kart 80'de Kırmızı 80'deki kart. ikinci sarı kartı direkt kırmızı bile olabilecek bir hareket ve itiraz ediyor orada. Yani oyundan çıkarken neredeyse çıkmak istemeyecekti. Yani böyle ne yaptım ben değil de yani o pozisyona bile itiraz ediyordu. Belki de e, Ömer Hoca'nın sert futbolu ben yani tekrar söylüyorum bu ligin hani sert futbol oynayan takımlardan bir tanesidir. üç takımdan bir tanesidir. Kart konusunda artık fazla bir şeye gerek yok. Bundan sonra Ömer Hoca'ya kalır. Fatih Hoca'nın söylediği şeylerin hepsine yani imzamı atarım. Birçok konuda gerek takım oyundan bahsettiği gençlerden bahsetti, zaman zaman gelecek dedi. Biraz önce biz burada Kerem Aktürkoğlu neden oynamadığını söyledik. Fatih Hoca'nın e, senin de biraz önce Ribery benzetmesi yaptın. Hoca da bundan rahatsız olacak. İzleyicimiz şimdi. yaptı. Son Hayır, sayfa çok etiketinde. Çok ben var, yapmadım. Ben biraz önce söyledim ya işte birçok e, insanlar Ribery benzetmesini hızlılığı yönden son vuruşları konusunda benzetmeler vardı. Bunu Oğulcan konusunda da işte baktığın zaman şimdi 7 tane oyuncu bundan 3 hafta önce 11'de oynuyorlardı ya. Okan, Berlanda, Saratçı, Omar, Falka, Arda, Ömer ama var. 7 tane oyuncu 11 Şimdi evet. bu 7 tane oyuncu dönüyor. Falka dışarı çıkarırsak 6 tanesi dönüyor. Falcao'nun henüz ne zaman döneceği belli değil. Onu da düşünsek 7 tane oyuncunun dönmesi halinde hoca nasıl yapacak? Bu insanları tekrardan oyuncuları alacak mı? Yoksa bu kadronun içinden bir iki değişiklik yaparak mı devam edecek? Bir defa çok koşan bir ekip olması, şut çeken olması, mücadele eden olması, Fatih'in bugün çok fazla top gelmemesi, birkaç tane bireysel ...beceriksizliklerden mi diyelim ya da bireysel son vuruş eksikliğinden dolayı... ...yoksa belki de Fatih'in üzerine birkaç top gelseydi gol olabilirdi... ...uzaktan çekilen şutlarda, kaleyi tutanlarda. Ama bir gerçek var Galatasaray takımı 3 haftadır çok iyi top oynuyor. Kaybetti Ankara gücü maçından sonra Fatih Hoca bir öz yaptı. Biz bugün kazandık ama çok kötü oynadık. Şutumuz yoktu, bir tane şut vardı galiba o gün o maçta. Sonra Kayseri maçından sonra... Berabere bitti. Fakat ben bu maçı kazanmış kabul ediyorum. ilk kere çünkü çok farklı olabilirdi. Çok iyi. Bu futbolu yani bir hafta önce eleştirdiği bir futbol vardı. Bir hafta sonra berabere kaldı halde yani öz eleştiri de çok iyi yapabilen bir insan Fatih Terim. Bu karşılaşmada da bu gençlerin hepsinin zamanının yavaş yavaş geldiğini mi bekledi. Ya şöyle biraz geriye gidelim. Ozan Kaba 5 maç 6 maç oynadıktan sonra bunun içinde 3 tanesi Şampiyonlar Ligi çok ciddi paralara yurt dışına sattı. Oyuncuyu kaybetmiyor Fatih Hoca kazanmasını biliyor. Gerekli son Taylan. maçta. Taylan. Bakın Taylan'a çok ayrı bir parantez açmak lazım. Taylan geçen sene açacağız onu. Gelmiyordu. E, gördüğümüz zaman. Ben de onunla ilgili arayacağız. bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ramazan Yılmaz 53 son sayfa etiketine şöyle bir soru sormuş. Fatih Hoca Ocak ayında kiralık futbolcu gelirse bir buçuk yıllık sözleşme <laughs> imzalayarak gelmeli şeklinde bir açıklama yaptı. Bu kiralık futbolcu 10 kuru olabilir mi? Diye bir soru sormuş. Sana bunu sormak istiyorum. Olamaz. Fatih Hoca'nın sözlerin arasındaki şifrede şöyle bir şey vardı. Cüzi rakamlara bir buçuk yıl kiralık. Burada Saratçı bon servisi kiralandı. Satın alma opsiyonu yoktu. Çok ciddi bir para ödenmedi. O cüzi rakam dediği bu sene belki bir Kerem Aktürk olduğu gibi, Oğulcan gibi eğer 3-4 transfer yapılacaksa bir tane yabancı olur. 3 tane falan yerli olur. Yerli kimler olur? Bunu da önümüzdeki dakikalarda konuşuruz. Bildiklerimizi açıklarız. Ama e, o cüzi rakam dediğin içinde bence Onyakuru yok. Çünkü Onyakuru Monaco burada çok tok satıcı. Bir de yaşamış olduğu bir hadise var. Lig devam ederken 8 hafta Sorry. kala bu oyuncuyu elimden aldılar götürdüler. Ben buna 2 ay önce falan bir şey söyledim. Onyekuru Türkiye'de der takım o gelir Galatasaray olmaz dedim. Burada yönetim kurulu da Onyekuru'ya kızgın. Monokol yaşamış oldukları olaydan dolayı. Şimdi menajer haberleri Fenerbahçe istiyor, Başakşehir istiyor, Galatasaray istiyor. Galatasaray'ın şu ana kadar resmi bir teklifi yok. Onyekuru Galatasaray'ı yarı yolda bırakmıştır. Burada baş etken Monoko'dur. Sonra Onye kurudur O Fatih Hoca'nın bahsettiği isim Onyekuru değil bence. Burada ya, çok özür diliyorum. Onyekuru konusunda etken şimdi Onyekuru mu yüzüstü bıraktı yoksa Monaco mu yaptım, e, Falcao Monaco. transferinden dolayı Galatasaray'a yönelik bir cephe aldı da zamansız bir şekilde oyuncu istedi kısmında biraz daha olay transfer döneminde Monaco ile Galatasaray arasında yaşanan süreçten kaynaklı. Monaco'nun Falcao transferiyle birlikte zor durumda kalması, Galatasaray'ın transfer bitmeden Falka ile alakalı transferin görüşmelerini, fotoğrafların bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması, sızması, istemli ya da istemsiz bir şekilde kamuoyunda olması. Bundan dolayı zor durumda kalan bir Monaco takımı var. Ve akabinde de Onyekuru süreci yaşanıyor. Buna ek olarak bir de Galatasaray'dan istedikleri genç bir oyuncunun Galatasaray tarafından verilmemesi. Monaco değil bu arada. Monaco'nun pilot takımlarından bir tanesine. Selta Brüş olabilir bu. Emin değilim ama kontrol ederiz. Sonrasında o oyuncunun Galatasaray'da da forma giymemesi sezon boyunca. Yani burada biraz Monaco ile Galatasaray arasında yaşanılan bir gerginlik, Onyekuru'nun zamansız bir şekilde takıma çağrılmasıyla sonuçlanıyor. Geçtiğimiz yıl Mart ayında. Ben ona daha çok bir şey daha söyleyeyim. Yani bu biraz olayında Onyekuru Onyekuru Onyekuru'nun tabii ki suçu değil. Bu tamam Monaco ile alakalı, evet. Falcao transferiyle kesinlikle uzaktan yakından alakası yok. Bir ödeme planı vardı. Ödeme planı Galatasarayı geciktirdi o Monaco kulübü de Monaco bu işleri çok iyi yapıyor. Fransa'da, evet. Fransa <laughs> ligindeki Monaco bu işleri çok iyi yapıyor. O elindeki maddeyi kullanaraktan Onyekoyu geri çağırdı. Ama hiçbir oyuncusunu çağırmadı. Kim? Monaco. Hiçbir Şimdi... oyuncusunu çağıramadı. Çünkü öyle bir açığı yoktu. Galatasaray <laughs> Çok konumuz var. Daha istatistikleri e, konuşacağız. Senden çok kısa bir cevap almak istiyorum. Fatih Hoca'nın yabancı sınırıyla ilgili bakış açısını nasıl buldun? Yani zaten e, futbolun değerleriyle, futbolun gerçekleriyle tamamen birebir çünkü Fatih Hoca da şunu söylüyor. İyi futbolcu var, kötü futbolcu var. Ya Bunun yabancısı yerlisi değil. Zaten baktığınızda da Fatih Hoca hem kendi takımında sonuçta bir düzen oturtmuş. Haklı bir, adaletli bir sistem. Galatasaray'da da hem rekabeti hem de başarıyı getiriyor. Baktığınızda Luyendama sakatlıktan dönüyor ama iyi giden bir şeyi Donku kesmiyor baktığınızda. Ve Taylan'ın performansı Tayland Türk baktığınızda. eto bu transfer geldi yani kiralık da olsa Ürün sonuçta değerli, değerli bir oyuncu olarak geldi Galatasaray'a. Ama Tayland baktığınızda Türk pasaportu var. Evet. E, demek ki iyi ise oynatıyor. Evet. O zaman Bora'dan rica edeyim. Sevgili Yalçın'ı panoya alalım. Yalçın bize bugün Hatay Galatasaray karşılaşmasında yaşananları istatistiklerle, ısı haritalarıyla bir anlatsın rica ediyorum. Evet, sevgili Yalçın Sevgili Yalçın gelmişken başlayalım ilk baştan başlayalım hemen evet Yalçın hücum alanları.